Türkiye Enerjili Dışa Bağımlılıktan Kurtarmak için Atılan Adımlarla Kurulan Kalyon, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Yıllık Yaklaşık 2 Milyon Kişinin Evsel Elektrik ihtiyacını Karşılayacak. Konya'nın Karapınar ilçesinde tarıma elverişli olmayan 20 bin dönümlük alanda kurulan 2800 futbol sahası büyüklüğündeki Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinden Türkiye'nin yüzde %1'lik enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Türkiye'nin enerji hamleleriyle Karadeniz gazı vatandaşın kullanımına sunulurken Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulundu. Karapınar ilçesinde de 2020 yılının ilk aylarında tarıma elverişli olmayan 20 bin dönümlük alanda kurulum çalışmalarına başlanan ve 3 yıl içerisinde tamamlanan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin resmi açılışı da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Karapınar'da 1 milyar dolarlık yatırımla kurulan güneş enerjisi santrali dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve Türkiye'ninse bu alanda en büyük tesisi oldu. Santral Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı büyük santrallerinden biri. Kapasitesinin yanında aslında bu projenin çok daha büyük katkıları var. Bu santralde kullanılan paneller %80'den fazla yerlilik oranıyla Ankara'daki Kalyon PV fabrikamızda üretiliyor ve burada Kalyon PV fabrikamızda üretilen 3 milyon 256 bin adet panel bulunmakta. Biz bu tesisten yıllık 3 milyar kilowatt saat'e yakın elektrik üretmeyi hedefliyoruz ve e, Türkiye'nin yüzde birlik enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hedefimiz bu yönde. Alan devasa bir alan, 2800 futbol sahası büyüklüğünde ve e, yaklaşık korumakla yükümlü olduğumuz e, ee, telçis alanında 33 kilometre. Burada e, tek eksenli güneş takip sistemi kullanıyoruz. Bu da bizim üretimimizi %15 oranında arttırıyor. Bir ay çiçeği gibi paneller gün boyunca doğudan batıya güneşi takip ederek maksimum verimlilikte üretim gerçekleştiriyorlar. Burada çift yüzlü paneller kullanıyoruz. Bifacial dediğimiz bu da bizim üretimimize yıllık %3 kadar katkı sağlıyor. Bir facial paneller. Yani direkt güneşten gelen ışınımla birlikte yerden yansıyan, topraktan yansıyan ışınımı da observe ederek elektrik üretimine katkı sağlıyoruz.